Merhaba arkadaşlar, Hata Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Valorant hata kodu 43 alanlar için çözüm yollarından bahsedeceğiz. Öncelikle bu hatayı almamızın genel sebebi Valorant'ın üzerinde çalışmış olduğu yeni güncellemelerden dolayı karşılaşılmakta. Anlık olarak bakım veya sunucu güncellemelerinden dolayı böyle bir hatayla karşılaşmaktayız. Bakım veya güncellemelerden haberdar olmak için Valorant sitesine girerek yapılacak bakım veya son güncellemeleri takip edebilirsiniz. Sosyal kategorisinden Discord kanalına katılarak daha hızlı haberdar olabiliriz. Eğer bir bakım veya güncelleme olduğunu düşünmüyorsanız Riot Vanguard dosyasını silerek tekrar yükleyelim. Öncelikle C klasörüne girerek Riot Vanguard dosyasına erişelim. Uninstall .exe programını açarak karşılaştığımız uyarıya evet diyelim. Riot Vanguard'in silinmesi için biraz bekleyelim. Silindikten hemen sonra Valorant Launcher'ı yönetici olarak çalıştıralım. Launcher Vanguard kurulumunu otomatik olarak yapacaktır. Bilgisayarımızı yeniden başlatılmasını istemekte. Bilgisayarımızı yeniden başlatalım. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı yeniden başlattık ve tekrardan Valorant Launcher'ı yönetici olarak çalıştırarak Vanguard kurulumunun gerçekleşip gerçekleşmediğini teyit edelim. Valorant oyunu açıldıktan veya açılmadıktan hemen sonra başlat arama çubuğuna hizmetler yazarak açalım. VGC yazan hizmeti bularak çift tıklayalım. Ardından başlangıç türünü otomatiğe alarak uygula butonuna basalım. Eğer hizmet durumu durduruldu olarak gözüküyorsa başlat butonuna basarak hizmet durumunu başlatalım. Bu işlemden sonra Valorant oyunun açabiliriz. Eğer hata devam ediyorsa varsayılan Google DNS ayarını değiştirerek oyuna girmeyi deneyelim. Öncelikle görev çubuğunun sağ altında bulunan internet simgesine sağ tıklayarak ağ ve internet ayarlarını açın. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir seçeneğine tıklayın. Ethernet yazan öğeye sağ tıklayarak özelliklerini açın. İnternet protokolü sürüm 4 seçeneğine çift tıklayarak açın. Ayarladığım şekilde işlemleri gerçekleştirerek uygulayalım. Bu işlemden sonra tekrar Valorant oyunumuzu açalım.
Eğer bu işlemden sonra sorun devam ediyorsa Valorant bakım veya güncelleme yapıyor olabilir. Bunun için Valorant destek ekipleriyle iletişime geçerek haberdar olabilirsiniz. Veya açmış olduğumuz hata sor platformuna girerek karşılaştığınız hataları bizlere sorabilirsiniz.